İnsanlar bu meseleleri bidatçılardan duymasın ki kafaları karışmasın. Bakın her zaman söylüyoruz. Biz güncel mesele konuşmasak bidatçılar konuşur. Hariciler konuşur. Deistler, ateistler, Marksistler, Leninistler konuşur. Bu sefer cahil Müslümanın kafası karışır. Şimdi bu hafta Fransa'da bir olay oldu. Bir öğretmen, tarih ve coğrafya öğretmeni, derslerinde Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın uygunsuz, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam değil o resimdekiler de, haşa ve kella sanki oymuş gibi. Bir de resimleri edepsizce çizerek öğrencilerine gösteriyormuş. Hatta şöyle diyormuş Müslüman öğrencilere, istiyorsanız sınıftan çıkabilirsiniz. Hani bunları görmeyin gibilerinden bir edepsizlik, terbiyesizlik yapıyormuş. Ve bu olaydan sonra bir Müslüman bu öğretmeni yolda infaz ediyor. Yani başını kesmiş. Haberlerde çıkan bu. Şimdi kıymetli kardeşlerim, bununla alakalı birkaç mesele var, konuşmamız lazım. Meseleye iki taraftan bakacağız. Yani bu öğretmenin bu yaptığına karşılık bir Müslümanın onu yolun ortasında kafasını kesmesi doğru bir şey mi? Buna müsaade var mı dinimizde? Yoksa yapmaması mı lazımdı? Kâb İbn-i Reşef, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Allah Celle Celaluhu hakkında sürekli şiirler yazıyordu. Ama nasıl şiirler yazıyordu? Hakaret içeren. Sürekli ama sürekli Allah Celle Celaluhu ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret içeren şiirler yazıyordu. Kendisi şairdi. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabileri topladı. Dedi ki, "Men li Kâb İbn-i Reşef? Şu Kâb İbnül Eşref'in hakkından kim gelecek? Fe innehu azallah ve resule. Allah'a ve Resulüne eziyet ediyor," dedi. Sahabi kalktı. O gece gitti onun kafasını kopardı. Ne yapacağız şimdi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şiirle, bakın şiirle, sözlerle eziyet eden biri var. Allah Celle, ya bak, zarar veremez. Kimse Allah Celle Celaluhu'ya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, tabii ki Allah müsaade etmediği sürece, zarar veremez. Lakin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Allah'a ve Resulüne eziyet ediyordu sözleriyle. Bakın, Allah Celle Celaluhu'ya kimse zarar veremez. Bütün dünya Allah Celle Celaluhu'ya isyan etse, haşa ve kella küfrese, Allah Celle Celaluhu'dan bir eksiklik olmaz. Niye? Allah Celle Celaluhu noksan sıfatlardan münezzehtir. Bak, bütün dünya namaz kılsa, bütün dünya amel etse, Allah Celle Celaluhu'ya bir fayda sağlamaz. Çünkü Allah Celle Celaluhu, bak, faydadan, zarardan münezzehtir. Noksan sıfatlardan münezzehtir. Peki bu Fransa'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret eden bu öğretmen müsveddesi ne oldu? Allah Celle Celaluhu'nun belasını verdi. Allah Celle Celaluhu Habibine kimsenin hakaret etmesine müsaade etmez. Cezasını da bulur, belasını da bulur ve bütün dünyaya rezil olur. He, şimdi şöyle bir şey var. Kıymetli kardeşlerim, mesele biraz derine girersek işler karışabilir. Nasıl karışabilir? E şimdi bazıları diyor ki bunu yapan diyor Fransız istihbaratı. İşi nasıl bağlarız peki? Bu meseleden sonra Fransa'da sokaklarda yürüyen Müslümanlara karşı saldırılar başladı. Niye? Çünkü ne diyorlar? Müslümanlar terörist. Bakın, bu bir operasyon da olabilir. Bu işin arkasında başka terör örgütleri de olabilir. Kafirler olabilir. Niye? Biz bu öğretmeni öldürelim, suçu Müslümanlara atalım ki Fransa'da yaşayan Müslümanlar zulüm görsün. Peki işi başka bir yere bağlayalım mı? Bu Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı aldığı zaferler, galibiyetler sonucu ilk tepkiyi kim verdi? Fransa. Ermenistan'a dokunmayın, Ermenistan'a bir şey yapmayın, bombalamayın, vurmayın, kırmayın. Peki Türk ordusu Ermenistan'ı vurdukça ses kimden geldi? Fransa'dan. Bakın kıymetli kardeşlerim, bu meseleler ince meseleler. Bak, ince mesele bunlar. Hepsi birbiriyle bağlantılı. He, bu demek değil ki bizim elimizde işte kesin belgeler var, işte bunlar, işte onlar bunlar diye demiyoruz ama biz Müslümanız. Müslüman adam akıllı olacak. Her şeyi düşünecek. Bak, her şeyi düşünecek. Ya o bir oyunsa, çünkü Müslümanlar şu anda kafirlere karşı bir zafer kazanıyor. Azerbaycan'da Ermenistan'ı yerin dibine gömüyor. Bu zoruna giden kafirler Müslümanlara Fransa'da operasyon çekiyor da olabilir. Niye şu anda sokaklarda Müslümanları gezdirmiyorlar? Müslümanlara saldırıyorlar. Niye? Onlar da misilleme yapıyor olabilir. İnce mesele bunlar. Bakın, bunlar önemli meseleler. He, gelelim, bu iş yapan bir Müslümansa, Azerbaycan'la işte Ermenistan'la bir alakası yoksa, böyle bir şey yapabilir mi kardeşim? Biz buna kalkıp da iyi ki yaptı, iyi ki geberdi diyemeyiz. Ha, burada da ince meseleler var. Belki o adam ileride Müslüman olacaktı.
Bak ama bunu biz de bilemeyiz. Ama Allah Celle Celaluhu onun ileride Müslüman olup olmayacağını bilmiyor muydu? Allah Celle Celaluhu onu biliyordu. Bakın kıymetli kardeşlerim. Bugün dünyada zulüm gören bir Müslüman varsa bunun müsebbibi yine Müslümandır. Bakın yine Müslümandır. Çünkü biz Müslümanlar olarak İslam dinini terk edersek, biz Allah Celle Celaluhu'nun farzlarını, emirlerini, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerini terk edersek, Allah Celle Celaluhu bize umumi bir bela yollar, virüs yollar, yel yollar, sel yollar, deprem yollar, heyelan yollar. Ama bir şekilde Allah Celle Celaluhu, yani anlayacağımız tabirle konuşuyorum haşa ve kella, kulağımız çekiliyor. Anlayın. Kulağımız çekiliyor. Bakalım biz bu işleri anlayacağız mı? Her yerde Müslümanlara saldırılar var. Bakın geçen sene Yeni Zelanda'da 52 tane Müslüman şehit edildi. Bir kafir tarafından. Şimdi işin bir tarafına baktığın zaman şer görünüyor. Ama işin öbür türlüsüne baktığın zaman 52 kişi şehit oldu Allah Celle Celaluhu'nun izniyle. Hem namaz vakti, hem cuma günü, hem camide, çoğu da gurbette. Ve ondan sonra ne oldu? Yeni Zelanda'da toplu Müslümanlık törenleri oldu. Yani insanlar toplu şekilde Müslümanlığa, İslam'a geçti. Parlamentoda Kur'an okundu. Bir işin hayır tarafı var, bir işin şer tarafı var. Sizin hayır gördüklerinizde şer vardır, şer gördüklerinizde hayır vardır. Meseleler ince mesele, önemli. Ama kardeşim ne olursa olsun bu dünyada bir Müslüman sıkıntı görüyorsa, bir Müslüman eziyet görüyorsa kardeşim, bunu herkes, ama herkes kabahati kendinde arayacak kardeşim. Bak bu önemli mesele. Niye kardeşim? Keşmir yanıyor, Arakan yanıyor, Irak yanıyor, Suriye yanıyor, Doğu Türkistan yanıyor, Afganistan yanıyor, Bosna Hersek yanıyor. Müslümanlar kavruluyor kardeşim. Al Türkiye'de yanmış. Ne halde? Türkiye'de sokaklar yoldan çıkmış, ahvaller bozuk. Millet Müslümanlığı bilmiyor. Kelime-i şehadet getirmeyi bilmiyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyemiyor. Anlamını bilmiyor. Ne yapacağız? Orada savaş var. Burada itikat problemi var. İman problemi var. Şeriat ne kardeşim diyor ya. Şeriat ne ya? Allah Allah. Ne yapacağız? Acilen kendimize gelmemiz lazım. Toparlanmamız lazım.